PKK propagandası mı yapıyorsunuz Ruge Hanım? Biz yapmıyoruz ama nasıl vardılar o kanıya gerçekten bilmiyorum. Yeni bir mecradan merhabalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi pandemi nedeniyle özel tiyatroları desteklemek amacıyla salonlarını 50 özel tiyatroya açtı. Bunlardan birisi Tiyatro Jianunu, yani Yeni Yaşam Tiyatrosu. Yeni Yaşam Tiyatrosu Kürtçe tiyatro yapan bir tiyatro grubu. Beru adında bir oyunu var. Oyun pek çok yerde oynandı. Biz Rugeş Kırıcı ile birlikteyiz. Rugeş Kırıcı bu tiyatronun öteden bu yana oyuncusu, baş oyuncusu. Başka bir görevi var mı bilmiyorum. Hemen o bize söyleyecek. İstanbul'da Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı kamu düzenini bozabilme ihtimaline binaen tiyatronun sergilenmesini, oynanmasını yasakladı. Sonra neden Kürtçe tiyatro yasaklanıyor diye bir sosyal medyada çok ciddi bir tartışma başladı. Hemen İstanbul Valisi devreye girdi. PKK propagandası yapılıyor. O durmadı. İçişleri Bakan Yardımcısı bir açıklama yaptı. Biz Kürtçe tiyatroyu yasaklamıyoruz. Kürtçe de olsa, Arapça da olsa PKK propagandasını yasaklıyoruz. Siz tiyatroda PKK propagandası mı yapıyorsunuz Ruge Hanım? Biz yapmıyoruz ama nasıl vardılar o kanıya gerçekten bilmiyorum. Yani izlemedikleri bir oyun, oynanmasına bile izin vermedikleri bir oyunun propaganda yapıp yapmadığına nasıl karar verdiler gerçekten bilmiyorum. Ve bizim defalardır oynadığımız, aslında siz de şahitlik ettiniz Ankara'da Çankaya Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir salonda oynadık. Orada da görüşmüştük hatırlarsanız. Evet. Ve defalardır, 3 yıldır, 3 sezondur düzenli olarak gösterilerini yaptığımız bir oyun ve her yaptığımız gösterinin neredeyse resmi makamlarca izni alınan emniyete, kaymakamlıklara, valiliklere gerek oyunun metni olsun, gerek oyunun videosu olsun ulaştırılmıştır ve izin alınarak oynanmıştır. Bugüne kadar ne oldu da yani bugüne kadar propaganda yoktu da birden bir günde mi oluştu bu? Biz de şaşkınız. Aynı zamanda sürpriz de olmadı açıkçası. Tabii asıl meselenin bu olmadığını biliyoruz biz. Nedir asıl mesele sizce? Bakın günlerdir haber yapılıyor. Yani bizim oyunumuz programa alındığı günden beri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi programına alındığı günden beri konuşuluyor. Aslında tarihte ilk defa resmi programa alınması. Tarihte ilk defa belediye salonunda oynamıyoruz bu arada. Yani belediye salonlarında oynuyoruz zaten. Ama bir resmi programa alınmasının yarattığı bir kaygı oluştu. Bu kaygı neden oluştu bilmiyorum. Bir tiyatro oyunu neyi alt üst edebilir? Neyi yıkabilirdi? Açıkçası aklımız almıyor. Ama bu Kürtçe'ye olan yaklaşımla ilgili bir şey. Ve tamam 90'larda falan ismi yasaktı dilin ama şimdi dilin ismi yasak değil ama başka gerekçeler ve başka ithamlarda bulunarak yasaklanıyor. Bence bir farkı yok. Yasağın bir farkı yok bence. Kürtçenin resmi bir platformda yani İstanbul Şehir Tiyatroları'nın oyun listesinde yer alması mı, yani kamusal alanda yer alması mı rahatsızlık veriyor sizce? Nedir? Evet, birinci rahatsızlık bu. İkincisi muhtemelen İBB'ye yüklenme meselesi var. Ama asıl meselenin resmi kamusal alanda görünür kılınıyor olması olduğunu düşünüyorum. Peki Gazi Osman Paşa Kaymakamlığı yasak kararı koydu. Yasak kararına baktık. Bir örgüt propagandasından söz etmiyor. Fakat girişte de ifade ettim. Hem valilik hem İçişleri Bakan Yardımcısının bir açıklaması var. Yani bir örgüt propagandasından söz ediyor. Siz ve hukukçularınız bu konuda bir değerlendirme yaptınız. Bunu nasıl izah edebiliyorsunuz siz? Ya da nasıl anlamak lazım bunu?
Onların da şöyle biz tabii hukukçularla şu anda görüşüyoruz. Henüz biz de bir dava açma hazırlığı içerisindeyiz. Çünkü Dario Fo uluslararası bilinen Nobel ödüllü bir yazar. Ve oyunun oyunlarının içeriğini veya tarzını bütün dünya tiyatrocuları, sanatçıları bilir. Dolayısıyla bu kadar önemli bir yazarın oyununu getirip bir İtalyan yazarının oyununu getirip Türkiye'de nasıl oluyor da PKK propagandası diye tanımlanıyor? Hakikaten ya yani akıl tutulması bu. Ama işte yani tekrar olacak belki ama meselenin bu olmadığını elbette biliyoruz. Hukukçularımız evet yani danıştığımız şu anda dosyalarımızı hazırlayan, karşı dava açmayı ya hazırlanan bir konumumuz var. Bakın bize tebligat geldiği gün sahnede biz oyunun hazırlığı yapıyorduk. Tam provaya geçmiştik. Sahnede polis tebligat getirdi. Yasaklandı dendi ve ben ilk sorum şu oldu. Neyi yasakladınız dedim. Oyunu mu, dili mi? Neyi yasakladınız? Ben çok merak ediyorum çünkü yazmıyor tebligatta dedim. Hayır, oyunla ilgisi yok dedi. Sonra akşama doğru sosyal medyada ve kamuoyunda çok tepki alınca propaganda denmeye başlandı. Dün başkaları açıklama yapıyor. İşte şey aslında oyunun içeriğiyle ilgisi yok da bunların geçmişleri böyle gibi. Yani Şimdi o kadar oraya mı yani. geldi? Yani siz Evet oyuncuların oraya geldi. geçmişleriyle alakalı bir şey mi bulmaya çalışıyorlar? Nedir? Şöyle dün başka bir Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı galiba İBB Meclis toplantısında İBB TV'nin canlı yayınında böyle bir açıklama yapıyor. Mezopotamya Kültür Merkezi'nin işte örgüt propagandası yaptığını yani artık tiyatroya da gelmiyor bir kültür merkezinden bahsetmeye başlıyor. Oyunun içeriğiyle ilgili değil bu durum falan gibi cümleler kurmaya başladılar. Yani yani ne söyleyeyim artık onlar da kestiremiyorlar. Sonra Evet. soruşturma açtıklarına dair açıklamalarda bulunuyorlar. Biz de Ama size bekliyoruz yansıyan bir yani. şey yok değil mi daha? Yani bir soruşturma ile ilgili sizi ifadeye çağırma gibi bir durum şu anda söz konusu değil sanırım. Henüz bize yansımadı. Yani zaten çok taze, 2 gün oldu. Ama nasıl yansıyacağını bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz yani. Peki oyun ne anlatıyor? Ne zaman yazılmış bir oyun bu? Oyun çok eski 1970-80'ler yani ve oyunun hikayesi İtalya'da geçiyor. Dario Fo zaten politik hiciv yapan bir yazar ve muhalif bir dili vardır. İtalya'da bir sermaye, daha doğrusu sermaye, işçi, halk, devlet, ekonomiyi sorgulayan bir oyun bu. Bilirsiniz tarihte Aldo Moro diye bir siyasetçi vardı zamanında kaçırılmıştı ve işte karşılığında takas istenmişti ve yapılmadığı için Aldo Moro öldürülmüştü. İtalya'nın önemli siyasetçilerinden biriydi. Dario Fo da diyor ki sorusu şu. Bu kişi bir sermayedar olsaydı devlet seferber olur muydu diye hikayenin kahramanını değiştiriyor aslında. Kendisi bir kurgu yaratıyor yeniden. Bütün hikaye bunun üzerinden ilerliyor. Ve Evet. komedi. Evet. Rugeş Hanım biraz da Kürtçe tiyatroya gelmek istiyorum. Ne zamandan bu yana Kürtçe tiyatro yapıyorsunuz? Kürtçe tiyatro önünde fiili ne tür baskılar var? Evet, bu bir örnekti, çarpıcı ve son örnek ama son yıllarla ilgili bir özet yapabilir misiniz? Bizim tiyatro yaptığımız grubun yaklaşık 28 yıllık bir tarihi var. Ya hatta Türkiye'de kurulan ilk Kürtçe tiyatro grubudur. Ve yolculuğuna devam ediyor. Aslında Kürt tiyatrosunda bir gelenek olarak devam ediyor. Benim Kürt tiyatrosundaki tarihçem yaklaşık 16-17 yıllık bir tarihim var kişisel olarak. Ve oyuncusuyum. Aynı zamanda tabii ki tiyatronun bütün işlerini biz bir ekip olarak yapıyoruz. Yani her şeyi yapıyoruz. Son yıllardaki Kürt tiyatrosunun aslında yolculuğuna bakarsak
Son 4-5 yıldır Kürt tiyatrosunun önemli bir ivme kazandığını düşünüyorum. Ya üretimlerinde, seyirciye ulaşma biçiminde ve sahiplenilmesinde. Fakat engellemelerimizle beraber, yani biz çok büyük zorluklarla ulaşıyoruz seyircilerimize. Salon bulmak, mekan bulmak, bunlar hepsi birer sıkıntı ama yine de bizim kendi seyircimizi oluşturmada bir engel olmadı. Biz her halükarda düzenli olarak repertuarımızı koyduk. Bazen bir kentte çok talep edildiğinde ve tiyatro salonu yoksa o kentin düğün salonunu bile bir tiyatro salonuna çevirip oynamışlığımız vardır. Buna devam ediyoruz. Yani her türlü şeyle karşılaşıyoruz elbette. Engellemelerle karşılaşıyoruz. Öyle diyelim. Ama Türkiye'de tiyatro yapan, Kürt tiyatrosu yapan birkaç grup daha var profesyonel olarak. Onlar da son dönemlerde iyi üretimler yapıyorlar diyebilirim. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kararlı durdu, değil mi? Siz onu Evet, tutmaktan evet. memnunsunuz. Evet, dün bir açıklama yaptı. Kürtçe bilen vatandaşlarımızın gidip izleyeceği bir oyunu oynatmak yasak, suç. Ülkenin koca bakan yardımcısı, 16 milyonluk kentin koca valisi açıklama yapıyorlar. Neymiş efendim? Terör örgütü propagandası yapılacakmış. Ya bu arkadaşlar bu oyunu 20-30 kez oynadılar. Yani Türkiye'nin, İstanbul'un muhtelif noktalarında 20-30 kez oynadılar. Aynı oyun devlet tiyatroları tarafından oynanmış. Aynı oyun. Güzel bir açıklamaydı ve mantıklı sorularla yaptığı açıklamasını. Yani biz sonuçta bunca yıldır neredesiniz o zaman diye sormuştu. Bunca yıldır oynuyor bu grup ve bu oyunu oynuyor. Bu konuda da geri adım atmayacağına yönelik en azından biz o hissiyatı aldık. Öyle diyelim. Peki ne yapacaksınız? Şimdi oyun provaları yapıldı. Tam sahneleneceği zaman yasaklandı. Şimdi ne yapacaksınız? Bekleyecek misiniz bu yargı sürecini? Yoksa oyunu salonsuz bir yerde mi oynayacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani yargı sürecinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şu anda gerçekten neye evrileceğini ve bize yansımasının nasıl olacağını gerçekten bilmiyoruz. Yani soruşturma başlattık derken neyin soruşturulması başlatıldı? Onu da bilmiyoruz. Henüz bekliyoruz. Ama biz tabii ki oyunumuzu yani yargı süreci tamamlanana kadar oyun oynamıyoruz diye bir şey söz konusu olamaz. Biz oyunumuzu oynayacağız. Biz zaten düzenli olarak bizim işimiz bu. Yani herkes işini yapıyor ve bizim işimiz de tiyatro yapmak. Biz devam edeceğiz. Yani elimizden geldiğince bulduğumuz salonlarda, bize açılan mekanlarda oyunlarımızı oynayacağız. Belediyelere tekrar başvurularımızı yapacağız. Çünkü biz bir tiyatro grubuyuz. Herkes kadar hakkımız var o salonlarda. Peki kolay gelsin bu belirsizlik döneminde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.